haftadan selam. Birazdan dışarı çıkacağım. O yüzden birlikte hazırlanalım istedim. Bu kanalda daha önce hiç birlikte hazırlanalım kısmı olmamıştı. İlk defa olacak inşallah yani. İnternetim hala bağlanmadı. Bekliyorum. Aktivasyon sürecinde bir sıkıntı oluşmuş. Altyapından kaynaklı bir ret yemiş. Ne zaman düzeleceği hakkında en ufak bir fikrim yok. Çalışıyorlarmış düzeltmeye. Ondan sonrasında işte aktivasyon sürecini tamamlayıp beni randevu için arayıp ondan sonra geleceklermiş ki inşallah bu süreç gerçekten çok kısa bir sürede hallolur. Çünkü gerçekten internetsizlikten artık aşırı sıkıldım. Ve sadece sıkılmakla kalmadım. Yapmam gereken bir sürü iş var. Tezim için araştırma yapmam lazım. Şimdi size kombinimi gösteriyorum. Eşyalarımı alıp çıkıyorum sonrasında. İnşallah yine gözlüğümü unutmam. Hatta onu şuradan alayım. Çantamın üzerine koyayım. Şöyle lila bir gömlek ceket. İçerisinde askılı bir tişörtüm var. Bu şekilde. Yani yüzümü görmüyorsunuz şu an galiba ama. Neyse. Kombinimiz budur. Etrafı da toparlayalım. Ya muhtemelen hava sıcak ve ben ceketi elime almak zorunda kalacağım. Hatta hava durumuna bakalım birlikte. Hava şu an 24 derece. Bence oldukça sıcak yani. Ceketi elime alıp gitsem mi? Yoksa direkt şey mi yapsam? Kararsız kaldım. Neyse. Bu çantayı nereye takacağız? İşte iki tane çanta taşımanın zararları diye bir. Yanımda şöyle bir kol çantam var. Bir de şöyle bir bez çantam var. İçerisinde her şey var. Göstereceğim şimdi. Şöyle gözlüğüm, bilgisayarım, kitabım. Bunları nasıl taşıyacağız bilmiyorum. Yani bir saatlik yol gideceğim. Ve bu bir saatlik yolda bunlar bana aşırı ağır. Çok ağır gelecek hatta. Sence ağır değil. Ama yapacak bir şey yok. Okul için böyle şeylere katlanacağız. Ben şimdi çıkıyorum. Kolum şimdiden çöktü. Bir an önce dışarı çıkmam lazım. Umarım gittiğim yerde hani rahat bir şekilde çalışabilirim. Çok dolu olmaz. Eğer birazcık daha oyalanırsam zaten okul çıkışı saate denk geleceğim. Şükürler olsun çıktım. Şimdi umarım otobüs yani minibüse bineceğim. Minibüs orada vardır ya da yoksa bile bir an önce gelir. Çünkü ne kadar geç gelirse o kadar çok vakit kaybı benim için. Yani bakalım yürüyorum. Biraz yürüme mesafesi var. Kolumda bilgisayarımı taşırken aklıma bilgisayarım için sırt çantası aldığım gelmişti. Ama sırt çantası yani Ankara'da değil Afyon'da. Keşke şey olsa MacBook'lara ürettikleri gibi diğer bilgisayarlara da üretseler. Mesela 15.6 inç çok da büyük bir bilgisayar değil. Onun için de böyle bir kılıf üretilse. Hani biz de elimizde taşısak. Gerçi hani yine şeylerini taşımak gerekecek ama en azından elde daha kolay taşınıyor bilgisayar. Yani şarj aletlerini bir kol çantasına atarsın çıkarsın. Çok sorun değil. Aşırı midem bulandı. Gerçekten adam aşırı salladı. Zaten indiğimde içim dışımla birdi. Neyse. Beşevler'deki kafilaba gittim. Aşırı kalabalık ya. Ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Hatta
prizli yerlerin hepsi doluydu. Ben tam içeri bir yere oturdum. Sonra güneş falandı. Ama prizlerde mecbur oturmuştum. Sonra biri kalkınca onun yerine oturdum. Ama gerçekten iyi doluydu. Neyse, orada cold brew içtim. Yanına bir şey almadım bu sefer. O da malum 2 bardak çıkıyor, bayağı çok. Aç karnına zift gibi, midemin içinden geçti açıkçası. Deldi midemi. Coffee Lab'da biraz çalıştım. Yani çalıştım derken makale indirmem gerekiyordu okumak için, tezim için. 29 tane makale indirdim. Hepsi İngilizce, hepsi en az 8 sayfa. 8'den başlıyor, 14'e giden de var. Kitap da indirdim. Bilmiyorum kitabın içerisinde konu ne kadar uzunlukta, ona hiç bakamadım. Kahve artık birazcık ara versem iyi olacak. Son zamanlarda, özellikle son bir haftadır ciddi anlamda çok fazla kahve tüketiyorum ve zaten vücuduma yararlı olan bir şey değil bu kadar çok kahve tüketmek. O yüzden artık yönümü biraz değiştirip bitki çaylarına yönelmek istiyorum. Çünkü ben ders çalışırken, kitap okurken, bir şey yaparken bir şeyler içme ihtiyacı hissediyorum sıcak sıcak. Bu, o yüzden kahve yerine alternatif olarak bitki çayları almayı düşünüyorum. Zaten normalde yeşil çay ve kiraz sapı çayı içiyorum. Yeşil çayın içerisinde de kafein var zaten, az miktarda da olsa. Sonuç olarak bu şekilde yani. Şu an yemek hazırlamaya bile o kadar halim yok ki. Daha spor yapacağım. Çok uzun zamandır spor yapmıyorum. Sporu çok boşladım. Bu kadar uzun süre spor yapmadan durmamam gerekiyor normalde. Çünkü zayıflıyorum ve zayıfladıkça normal olarak vücudum sarkıyor. Sarkmaları sonrasında düzeltmek çok zor olacağı için zayıflama aşamasında spor yapmak benim için daha efektif olacak. Ama son 2-3 aydır sanırım ben değilim. Yani geçen seneden bu yana her şeyi böyle planlı programlı götüren Şeyma gitti. Yerine böyle her şeyi boş vermiş, her şey üşenen bir Şeyma geldi. Ve bunun sebebi sanırım her şeyden çok bıkmış olmam. Cidden çok sıkıldım. Yani bir sene, 2 senedir hatta 2021'in sonuna geldik. Pandeminin başından beri sürekli zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Her şeyi yaptım, her şeyden çok sıkıldım. Ya bu sıkıldığım şey spor olmamalıydı tabii ki. Ama ondan da sıkıldım. İnternetim olmadığı için spor yapamıyordum. Ama bunun bir bahane olmadığını söyleyen arkadaşım, canım, teşekkür ediyorum sana buradan. Kendini biliyorsun. O yüzden dün Instagram'da takip ettiğim bir sayfa var, Fitsiniz diye. Oradan şöyle bir sürü gözüküyor mu? Evet, bir sürü ekran resmi aldım ve bunları yapmaya başlayacağım. Hepsinin de en az 4 hafta yapılması gerektiğini söylemek isterim. Aslında çok zor hareketler değil. Yani çok uzun süre yapınca tabii ki zorluyorlar. Ama hani benim hiç bilmediğim, yapamayacağım hareketler değil. O anlamda zor değil. Yoksa hepsine aşinayım, Chloe Ting yaptığım için. Ah Chloe, seni çok özledim be. Günaydın. Yeni haftanın ikinci günü. Bir de günü gösterelim. Bu şekilde. Bugün dün indirdiğim makaleleri okumaya başlayacağım. Sonrasında en azından 5-6 tanesini okumayı hedefliyorum. Ki bu da nereden baksan 50 sayfayı geçecek zaten. 50 ile 100 sayfa arası bir şey. Zaten İngilizce'de olduğu için birazcık vakit kaybı da olacak muhtemelen. Biraz daha yavaş okuyorum normale göre öyle olunca. Sonrasında spor yapacağım. Spor yaptıktan sonra yemeğimi hazırlayacağım ve akşam üzeri de yemeğimi yiyeceğim. Zaten şu an saatin 12.30 olduğunu düşünürsek zaten anca denk gelecek hepsi. Akşam olmuş olacak zaten. Bugün canım hiç makale okumak istemiyor. Ciddi anlamda böyle çok isteksizim. Ama bir an önce okumaya başlamam lazım. Çünkü beni çok fazla sıkıştırmaya başladılar. Psikolojik olarak sürekli strese sokuyorlar. O yüzden bir an önce okumaya başlayıp bitirsem benim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hatta sabah pek uyanasım da gelmemişti. Yataktan gerçekten çok zor çıktım. Ama sırf bu makaleleri bir an önce okuyup bitirmek istediğim için kalktım. Yoksa bugün kalkmayacaktım. Cidden dün dışarı çıktığımda aşırı yorulmuşum.
Bir de spor yapınca üzerimden tır geçmiş gibi uyandım. Şu an bacaklarım aşırı ağrıyor. Dün de tir tir titriyordu zaten. Bir saattir defter getirdim sanıp defter arıyorum. Meğerse defteri getirmemişim. A4'lere yazacağız. Bugün önüm süzleştirmem lazım. Normalde okula giderken 5 evlere gidiyorum. 5 evlerden okula gidiyorum ve 5 evlere giden bir minibüs var ve tek hatla gidiyor. O yüzden benim için çok rahat oluyordu. Akşam saatlerinde daha önce hiç binmediğim için gelir diye düşündüm ve bugün dersten erken çıktığım için 1 saat durakta bekledim ve gelmedi. Şimdi 3. aktarmama bineceğim eve gidebilmek için. Okul otobüsünü de sayarsak 4. aktarmadayım şu an. Yani ciddi anlamda çok sıkıntılı. Eğer minibüs bu saatlerde hiç geçmiyorsa, ki normalde 20 dakikada bir geçiyormuş. Eğer böyleyse Çayyolu'ndan metroya binip buraya kadar geleceğim. Buradan sonrasında servise binip eve gideceğim. Yani 2 saatlik yol oldu, 3-4 saat. Gerçekten çok kötü. Selam size. 2 gündür başıma gelenlerden bahsedeceğim. Geçen akşam, dün değil ondan önceki akşam, gece aniden bilgisayarım kırıldı. Yani bilgisayarım kırıldı demek çok doğru olmaz. Bilgisayarın menteşesi kırıldı. Ama yani o kadar komik bir şekilde kırıldı ki, yani böyle dizilerde, filmlerde gördüğümüz kırılma efektleriyle kırıldı resmen ve hala o kırılma anı gözümün önünden gitmiyor. Çünkü kırılması için herhangi bir sebep yoktu. Aniden böyle çatır çutur kırıldı yani ve gerçekten çok korkunç bir andı. Neyse, kapattım hemen bilgisayarın kapağını açmaya yeltenmeden. Sonrasında dün bilgisayarı alıp Ankara'daki KVK teknik servise gittim. O kadar yolu yürüdüm bu arada. Ve gittiğimde şey dediler, bilgisayarınızı yedeklediniz mi? Dedim ki yedekleyemedim, kapağı açamıyorum. Onlar da işte yedeklemem gerektiğini, normal onların prosedür olarak sıfırlaması gerektiklerinden falan bahsettiler. Ki ben sıfırlanmasını zaten istemiyorum bilgisayarım. Neyse, sıfırlandığı zaman içerisindeki sadece bilgilerim gitmeyecek. Yüklediğim programların hepsi de gidecek ve ben onları yüklemek için bayağı uğraşmıştım. Zaten bulmak da zor kendisi o programları. Gerçi sıfırlansa ve baştan kursam belki daha iyi olabilir. Ama nereye yedekleyeceğimi bilmiyorum. Harici hard diskim yok. Almadım. Çok pahalı olduğu için. Ama yakın bir zamanda gerçekten edinmem gerekiyor. Özellikle bu edit işi için de gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli videoları bilgisayara attığım zaman ciddi anlamda bir kasma yapıyor. Neyse, dün bu şekilde boşuna gitmiş oldum ve dün akşam yani gece 11 olmuştu ben eve geldiğimde. Cidden çok kötüydü. O yüzden bugün çok halsizim ama yapmam gerekenler var. Bilgisayarı açtım. Böyle kırık kullanıyorum yani. Şu an önümde kabloları falan gözüküyor. Kırık bir şekilde kullanacağım. 2 gündür böyle aksilikler yaşıyorum. Bir de şurada gördüğünüz bir sivilcem var. Nur topu gibi. Babam, böceğim.
Günaydın. Sabah şu an saat kaç hiç bilmiyorum. O kadar erken ki dün gece de hiç uyumadım. Şu an böyle gözlerim falan şiş muhtemelen. Belki belli olmuyor olabilir ama gözlerim zor açılıyor. Neden dün gece uyuyamadığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ciddi anlamda çok kötü bir geceydi. Sürekli böyle bilincim açık bir şekilde uyudum. Derin uykuya hiç dalmadım. Zaten normalde derin uykuya pek dalmam ama dün gece ekstradan dalmadım ve az önce 7'de uyandım. Zar zor kendimi yataktan kaldırdım. Ve hava buz gibi. Şu an 4 derece hava. Ben o yüzden Ankara'da sweatshirt mevsimini açtım. Gerçekten buz gibi dışarı çıktığım an donacağım. O yüzden giydim. Yani kalın olursa da sonra yapacak bir şey yok. Tek kat en azından. Üzerine ceket alacağım şimdi ve çıkıyorum. Çıkıyorum. Görüşürüz. Sweatshirt giyerek ciddi anlamda çok iyi bir tercih yapmışım. Ona rağmen şu an dondum. Kışın ben buradan gidip gelirken kesin donarım. Keşke bere falan da taksaydım. Bu ne soğuk. Yani bu kadar soğuk olacağını hiç düşünmemiştim. Yarın da bu saatlerde çıkacağım. Yarın o zaman bere takarım. Neyse şu an durağa gelmek üzereyim Allah'tan. Ama buz gibi. Ankara yazı başlamış. Evet, akşam yemeğimi hazırladım. Bu akşamın menüsünde lavaş pizza var. Umarım başarılı olur. Yani ilk defa deniyorum ama güzel olacağına inanıyorum. Şimdi giyindim, süslendim, makyaj falan da yaptım. Ve kafeye gidiyormuşçasına hazırlandım. Kendime evde kafe yapıyorum, süt köpürttüm. Evet, şimdi döküyoruz köpüğümüzü. Köpüğü söndü ben yapana kadar ya. Neyse. Yeni bir haftadan telif yiyorduk. Bir dakika, gözünde bir şey var. Onu bir düzelteyim. Bir videomun daha sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomun altına yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. I wish you the best. I sat on my father's grave.